Elvan Alkaya, Papa Kilisesi'nin soykırımlarını ve tecavüzlerini tanıyabilecek mi? Her sene Nisan ayının 3. haftası yurdumun Ermeni tasarısı iddialarıyla cebelleşmesi ve Topyekün şah damarına basılmasıyla geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Papa önce Ermeni tasarısını tanıdığını söyledi, sonra lafı evirip çevirip basın sözcüsüyle yok biz öyle demedik namelerine bağladı. Peki Papa'nın Vatikan Kilisesinin yazdığı karanlık tarihi şöyle bir bakması gerekmez mi? Engizisyon mahkemelerinde işkenceyle öldürdüğü insanların toplam sayısının soykırım tabirine eşdeğer olmasını bilmez mi Papa amca? Zavallı Galile Dünya yuvarlaktır demesi üzerine Kilise tarafından idama mahkum edilip ipe giderken görmedim duymadım ve bilmiyorum dediği için aynı ipten kurtulmadı mı? Onun kadar şanslı olmayan Giardino Bruno ise kaza bağlanıp yakılmadı mı? Tarihin işkenceyle öldürme sayfasına aralayan bu mahkemelerden ölü maskıları, çivili sandalyeler, kızgın kerpetenler, parmakları sıkıştıran mengeneler, testereler, kancalar ve nice işkence aleti kendilerinden sonra gelenlere örnek olmadı mı? Engizisyon mahkemeleri 1492'den itibaren İspanya ve Portekiz'den sürülen yüz binlerce Yahudi ve Müslüman tehcir kelimesinin karşılığı değil miydi? Peki ya kiliselerinizde kürtajla hayatına son verilen ya da istenmeyen hamileliklerde doğum sonrası lağma atılan bebekler? İrlanda'da lağım çukurunda bulunan 800 bebek iskeletini tanıyabildiniz mi? İngiliz The Daily Mail gazetesinde yer alan ve adı The Home olarak geçen bebek iskeletlerinin fışkırdığı tuamdan haberiniz var mı? 800 çocuğa anıt dikmekle yapılan bebek katlini akladınız mı? Peki ya bizzat kiliselerinizde tecavüze uğrayanlar? Onları tanıyabildiniz mi? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi tarafından hazırlanan 2014 yılı raporunda son 10 yılda papazlar tarafından on binlerce çocuğun tecavüz ve tacize maruz kaldığı belgelenmedi mi? Vatikan'ın kurbanları sessiz kılma taktiği, cinsel saldırıda bulunan papaz ve rahipleri korunduğu söylenedi. Henüz bir yılı geçti. Yüzyıllardır soyunu kırdığınız, tecavüz ettiğiniz, öldürdüğünüz bedenlerle yüzleşmek yerine ne diye her yıl özel bir ayinle birilerinin ayaklarını yıkayıp öpüyorsunuz? Siz kendi soykırım ve sapkınlıklarınızı ne zaman tanıyacaksınız? Ya da neden birileri birleşip yıllardır çekilen bu zulüm için herhangi bir tasarı ya da kanun imzalayıp Katolik Kilisesini şikayet edip sıkıştıramıyor? Bu arada yeri gelmişken Ermeni tasarısını tanıyan Avrupa Parlamentosuna da iki çift laf etmeden olmaz. Kendi coğrafyasındaki iki insandan birinin oyunu alamayan bu kurumun takdire şayan Müslüman ve Türk soykırımlarına sessiz kalıp tanıyamamasını biz çok iyi biliriz. Şimdi bir zahmet biz de şu soykırımları iyice AP'nin gözüne sokalım ki iyice tanınsın. 30 binden fazla Mora'daki Müslümanların papazların öncülüğüyle öldürüldüğü 1700-1821 yılları arasında yaşanan soykırım. Hani şu hamile kadınları karınları kesilip çocukların denizde kafalarının üzerine basılarak öldürüldüğü vahşet. 1866 yılında 1 milyon Çerkes ve Kafkas'ın Ruslar tarafından öldürüldüğü soykırım. 93 harbinde yüz binlerce Balkan Müslümanının tehcir edilirken, Hristiyanlığa zorlandığı, okul ve camileriyle birlikte yakılarak katledildiği soykırım. Erzurum, Kars, Van, Bakü, Erzincan'da yaşayan Müslümanların camileriyle beraber birdenbire ortadan yok olduğu, 1910-1922 yılları arasında yarım milyon Müslüman Türk'ün Ermeniler tarafından öldürüldüğü soykırım. Mayıs 1919 İzmir işgali sonrası Yunanlıların binlerce Müslüman Türk'ün evlerini yağmalayıp camilere doldurularak toplu olarak yaktığı, kadınlarına sık sık tecavüz edilerek öldürdüğü soykırım. Stalin'in Şubat 1944 yılında Müslüman Çeçen Kırım ve Ahıska Türklerini tehcir ederken milyonlarca insanın telef olduğu soykırım. Temmuz 1959'da Kerkük'te bulunan Müslüman Türkmenlerin cinayetlerini tanır mısınız? Şubat 1992 Hocalı katliamında yüzlerce Müslüman Azeri'nin başları kesilerek, gözleri oyularak, hamile kadınların karnı yarılarak ve çocukların parçalara bölünerek can verdiği soykırımı hala tanıyamadınız mı? Hala Budistler tarafından sürdürülen Uygur katli, İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuklar, Arakan'da ve Suriye'de devam eden soykırımlar ve daha niceleri. Verhasıl diyeceğim şu ki, biz soykırımın ne olduğunu dinimiz ve kimliğimiz icabı çok iyi biliriz. Çok iyi tanırız. Siz de iyi tanırsınız. Hani Amerikalıların kızıl derilileri öldürdüğü günü Şükran Günü olarak kutlaması gibi. Ya da Japonya'ya attığı atom bombası için törene uyduruk resmi görevli gönderip hala soykırımı tanıyamadığı gibi tanırsınız. 1915 Ermeni tehcirinin resmi belgelerde karşılıklı olarak incelenmesinden, ülkemin tarihçilerinin bu tartışmada aktif olarak yer almasından ve gerçekleri ortaya çıkarmasından yanayım. Çünkü ben artık her Nisan ayının 3. haftasını, Soykırımın hasını yapan ama bizlere yapılan soykırımları tanımayanların pervasızca yaptığı açıklamaları duyarak geçirmek istemiyorum. Elvan Alkaya, seslimakale.com